resmi var mı? Tatlı tuzlu az mı çok mu? Hep sıcak mı yoksa buz mu? Senle ayrı dünyalardan geliyorduk belki de. Fark eder mi zaman dursa deniz oldum çöllere. Senle ayrı dünyalardan geliyorduk belki de. Fark eder mi yağmur yağsa güneş oldum kalbime. Güneş oldum kalbime. Güneş oldum. Sizlerle beraber olmaktan dolayı çok ama çok mutluyum. Gerçekten de kocaman bir Bizdensin ailesi olmaya başladık gibi hissediyorum. Çünkü harika yorumlarınız geliyor. Ve bu programa ilk başladığım zamanlarda da en büyük hayalim böyle kocaman bir aile olmaktı. Ki bu aile sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşmuyor. Asıl konuklarımız Türkiye'de yaşamayı tercih etmiş olan başka ülkelerden gelen o çok değerli Türkiye aşıkları, Türkiye sevdalıları. Bugün de yine iki tane böyle değerli konuğum var. İlkini hemen davet etmek istiyorum. Çok uzaklara gitmeyeceğiz. Aslında mesafe olarak uzak ama kültür anlamında çok uzak değiliz. Asla asla. Hatta kardeşiz. Özbekistan'dan Zilola geliyor. Evet, şimdi biraz daha böyle üşüyeceğiz mi, soğuyacağız mı, yoksa bütün bunlar ön yargı mı? Biraz o ön yargıları kırmayı da çok seviyorum ben.
O kadar tatlı, sevimli bir insan geliyor ki Rusya deyince birazcık böyle hani deriz ya soğuk mular acaba? Mesafeliler mi acaba? Ama bal gibi bir Rus geliyor şimdi. Nikita geliyor. İkiniz de hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de Hoş bulduk. geldiniz. Ay çok mutluyum sizleri ağırladığım için. Tabii izleyicilerimiz bilmiyor. Ben program öncesi de birazcık sohbet ediyorum kendileriyle. İkisi de bal gibiler. İkisi de çok tatlılar. Ama Ziloğlu bu şıklık nedir Allah aşkına? Bayıldım ben bunu görür görmez. Biraz anlatsana bize bunu. Bu güzelliği. Bu Özbekistan'dan getirdim. Turizmde çalıştığım için bunlarını getirdim ki Özbekistan'a da Türkiye'den şey götürürsem onlarda da her şeyde anlatmak için, onlara göstermek için. Çok güzel ama sen şimdi birazcık bize Özbekistan'dan da bahsedersin. Kültürel benzerliklerimizden, farklılıklarımızdan da bahsedersin. Ama ben önce sana şunu sorayım. Ne oldu da geldin burada yaşamaya karar verdin? İn başında dedim ki ben bir dünya gezeyim diye çıktım. Türkiye'ye geldim. Avrupa'ya geçeceğim diye. Ama burada kaldım. 4 yıldır buradayım. Ama niye? Bence Türkiye'ni bayandım. Türkiye'ni sevdim ondan dolayı. Ben burada kaldım. 4 yıldır buradayım. Gidemedim diyorsun, Gidim. kopamadım buradan. Evet, kokamadım Dur bakalım gerçekten. daha detayları dinleyeceğiz ama. Nikita sen ne oldu da sen niye geldin? Oh, çok uzun bir hikaye var. Biz annemle çok seyahat ediyoruz. Ama sürekli her zaman yılda bir kere Türkiye'ye gidiyoruz. Ve önce biz sadece otelde yaşıyorduk. Ama otel bu başka şey. Çünkü otelde otururken ben sadece deniz var, açık büfet var, bu kadar. Türkiye bu kadar. Ama sonra biz daire kırılmaya başladık. Ve bu zamanda ben Türkiye'yi gördüm. Bu zamanda benim bakışlarım açtı gerçekten. Ve ben burada yaşamak istedim. Ben 11. sınıftayken nerede okuyacağım, hangi üniversiteye gideceğim düşünmeye başladım. Ve tabii ki Türkiye'ye gitmek istiyorum dedim. Araştırmaya yapmaya başladım ve Türkiye bursları gördüm. Bu bir program. Hem de Yabancı burslu kazandın değil mi? Evet, ben Harikasın. burs kazandım. Burada ücretsiz okuyorum. Oh ne güzel. Önce ben Alanya'ya gittim. Orada okumak istedim. Orada üniversitede kazandım. Ama sonra kabul mektubu bana geldi. Ben çok şaşırdım. Annemi arıyorum. Annem bana kabul mektubu geldi. Nerede okuyacaksın diye sordu. Bilmiyorum annem. Hala bakmadım. Neden bakmadım? Neden bakmadan beni arıyorsun dedi. Tamam, şimdi bakıyorum dedim. Bakıyorum ki hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü Türkçe bilmiyordum. Sadece Ankara anladım. Ankara Hacı Baran Veli Üniversitesi. Tekrar annemi arıyorum. Tamam anne, ben Ankara'da okuyacağım. Tebrik edebilirsin artık. Ay çok ben annenin yerine ya annen tabii ki tebrik etmiştim ama ben de çok tebrik ediyorum şimdi seni. Teşekkür ederim. Ama sen hani böyle küçükken aklına koymuşsun ya ya ben Türkiye'de okumak istiyorum. Çok güzel annenle tatillere geliyorsun. Gezdikçe insanlarını tanıyorsun Türkiye'nin. Esas ne seni böyle cezbetti? Ne çok hoşuna gitti? Ben burada yaşamak istiyorum dedin. Biz daire kırılmaya başlarken ben gerçek hayatı görmeye başladım. Yani benim mesela sağ tarafta Türk komşular, sol tarafta Türk komşular ve ben mesela markete gidiyorum, Türkleri görüyorum ve ne kadar tatlı insanlar, ne kadar yardımsever insanlar. Ben hiç böyle düşünmüyordum ama gerçekten çok beğendim. Türkiye'yi çok beğendim, insanları çok beğendim. Çok güzel ve bu yüzden bu nedenle burada yaşama karar verdim. Güneş de etkili olabilir mi bu işin Evet, tabii içinde? ki. Çünkü Rusya'da çok soğuk. Mesela benim şehrimde -30, -35 derece Of of kış of mevsiminde of. oluyor. Evet, burada böyle olmuyor. Güneş daha çok iyi. Peki aşırı sıcakta bunalmıyor musun? Sen hiç alışık değilsin sonuçta. Böyle 40 derece bu sefer artı 40 derece oluyor. Eksi 40 değil artı 40 oluyor burada. 45 Evet. oluyor bazen. Evet, ama ben çok hızlı alıştım. Ben güneşi çok seviyorum. Benim için çok kolay. Oh diyorsun güneş olsun ne olursa olsun. Evet, Dur aynen. bakalım daha devam edeceğiz. Peki Zilola, şunu çok merak ediyorum. Sen turizmcisin,
turistleri de aslında Türkiye'ye davet ediyorsun. Türkiye'yi de anlatıyorsun. Evet. Ne anlatıyorsun onlara? Ne diyorsun da böyle ikna ediyorsun? Mesela diyelim ki Nikita hiçbir şey bilmiyor Türkiye ile ilgili. Böyle Rusya'da sormak istiyor. Hani ben bu ülkeye niye geleyim? Türkiye'ye niye geleyim diye sana soruyor. Mesela nasıl anlatıyorsun Türkiye'yi? Onlara, turistlere şeyini Türkiye'yi anlatıp onlarını çağırmak için Sultanahmet'i anlatıyorum mesela. Ayasofya, şu anda Ayasofya camiye Dönüştü. dönüştü. Ondan dolayı onu görmeye çok Merak ediyorlar. merak ediyor. Evet, gelmeyi isteyen çok var şu anda. Sonradan Kapadokya'ya, Antalya'ya da çok insanlar gelmek istiyor. Onlarını gezdirmeyi gizdiriyoruz. Peki şimdi Özbek Türküsün sen. Hemen baktığımız zaman pek çok şeyimiz ortak. Örf adetleri çok hepimiz çok geleneklerimize bağlıyız. Anne babaya hep üstte tutarız. Saygı çok fazladır. Ama çok enteresan şeyler öğrendim ben Özbek kültürüyle ilgili. Sana da sormak istiyorum. Çünkü bazen internetteki şeyler böyle saçma sapan atmasyon oluyor. Palavra oluyor. Sen palavra ne demek biliyor musun? Palavra. Yok. Uydurmasyon oluyor yani. Uyduruyorlar. Atıyorlar kafadan. Yalan dolan oluyor. Gerçek olmuyor. Şimdi bizim o mu bu mu diye de bir bölümümüz var. Biraz ileride gelecek. Ve de bunun anlamı ne demek diye de bir bölüm var. Oralarda soracağım. Palavra ne demek, o ne demek, bu ne demek. Şöyle ufak çaplı bir sınav yapacağım ama. Ama Ondan önce. anlamadım gerçekten. Şöyle Öyle önden baktım. bir dedim. Test edeyim dedim. Önden bir. Ama dur. Oraya geleceğiz. Oraya gelmeden önce ben asıl bu öğrendiğim bilgileri sana sormak istiyorum. Teyit etmek istiyorum. Çünkü bazen dediğim gibi doğru olmuyor. Mesela şunları öğrendim ben. Özbekistan'da ekmek çok kutsal, çok değer veriliyor ekmeğe. Evet, ekmeksiz yemek yiyilmez. Yani hamur yemek yapılsa da yanında ekmek oluyor her zaman. Her zaman bir de sanırım ters konmuyormuş. Yani mesela Evet, masada ters bile konmazmış. ters koyulmak çok ayıp Ayıp bir şey. bir şey, Saygısızlık. saygısızlık Peki ekmeğe. bazen de şöyle bir şey okudum. Evlilik öncesi tarafların kararlılığını belirtmek için ekmek kırma diye bir adet. Şöyle bir törenmiş Evet. bu. Damat tarafı ekmek getiriyor Nikita. Getiriyorlar ekmeği. Eğer kız tarafı, bu gerçekten sen anlatsana Gerçek. dinleyelim. Ha, Evet. anlatsana. Mesela böyle kız istemeye geliyor. Biz de kız istemeye geldiğinde kızını verirken onlar tatlı getiriyor. Tatlını eğer ki kızın kendisi de kalırsa demek ki biz size kızı veririz demek anlamaya geliyor. Sonradan onlar Ekmeği kırıyorlar mı? Böyle. Sonradan onlar tamam oldu, evleneceğiz dedikten sonra öyle bir şey var ki Türkçesini söyleyeyim unuttum o kelimeyi. İşte sonra geldiğinde ekmek getiriyor ama çok güzel ekmekler üstüne de güzel bir şeyler koyuyor. Her renkli olarak bu renklerden kullanıyor aslında. Güzel ekmek oluyor onu karıyor. O Ha, kırdı, kırıyor onu kırıyor. evet, o ekmek bu evlendi Sözü anlamaya geliyor. kesiyorsunuz yani. Söz Evet. kesmek. Hani biz böyle söz kesmek diyoruz. Siz de ekmeği kırıyorsunuz. Evet. Tamam artık evlenebilirler gibi Evet. sözleşiyorlar. Çünkü sanırım ekmek üzerine yapılan yemini Mi? bozmak çok Çok ayıp bir ayıpmış. şey, Evet. evet. Ekmek çok kutsal. Zilola bir ekmekle ilgili geleneğiniz daha var. Onu da merak ediyorum. Evet. Uzağa giden birine bir parça ekmekten ısırtıyormuşsunuz, sonra o ekmeği saklıyormuşsunuz. Anlatsana bize biraz. Evet, mesela askere gidiyor ya da uzak bir ülkeye gittiği zaman ona anneleri her zaman ekmek ısırtıyor. Onlar geldiğine kadar öyle duruyor. Ay. Yani geri gelsin, bu rızkı Rızkı burada bir burada. tekrar gelsin, geri gelsin Sana da dediği ısırdı anlam. mı, ısırttı mı annen buraya gelirken? Yok, şu anda şeyde değil, şu anda evlenirken de öyle oluyor. Ha. Karı kocayı ısırtıyor, ikisi beraber ısırıyor. Aa. Rızkı ikisininki beraber olsun, beraber gitsin sonuna kadar dediği Aa, anlamda. çok güzel, çok güzel. Bir de bir sürü Evet. çeşit ekmek varmış sizde ya. Kıymalı, soğanlı, susamlı. Evet. Ekmek artık böyle bayağı börek gibi bir şey olmuş anladığım kadarıyla. Evet, aynen. Her türlü. Mesela her bir şehrinin kendi ekmeği var. Ha.
Mesela ben Samarkanlıyım. Samarkanlı'nın da ayrı bir ekmeği var. Onlarda da ekmeğini başka bir yerde yapamaz. Mesela onu her şeyini aldı. Taşkent'e gitti. Taşkent diyen bir tane şehir var. Oraya gitti mesela ya da başka bir şehre gitti. Onu yapmaya çalıştı ama yapamadı. Dedi ki niye yapamıyoruz? Belki de nesi az oldu mesela bilmem tandırı mı az nesi oldu tuzu mu onu mu dedi. Ama her şeyi de buradan götürdü ama yapamadı. Dedi ki Ha. havası yok galiba. Ya havası yok. Evet. Bu çok güzel bir hikaye. Her Evet. şeyini aynı götürdüm ya. Her şey, bütün Evet. malzemeler ama aynı hava değil. Değil Evet, evet çok ondan. enteresan. Doğru vallahi bir yerden bir şey alıp başka bir yerde uygulamaya çalıştığın zaman o Zaman. tat mümkünatı yok olmuyor. Evet olmuyor işte. Şimdi biraz da Rusya'daki enteresan geleneklere gelelim istiyorum. Sadece Özbekler ve Türkler garip değil, Ruslarda da var Evet, gariplikler. tabii ki. Şimdi evden çıkıyor musunuz? Bir şey Evet. unuttuğunuz zaman da dönmüyor musunuz? Aslında dönüyoruz ama dönerken bizim aynaya bakmak zorundayız. Çünkü Ha. mesela aynaya bakmasak Kötü şans mı, evet kötü uğursuzluk mu? şans olacak, uğursuzluk olacak. Evet, yani dönüyoruz, aynaya bakıyoruz, Aa. mesela gülüyoruz, sonra tekrar çıkabiliriz. Evet, tabii ki. Harikaymış. Peki Nikita, bir de benim bildiğim kadarıyla ayı Rusya'nın sembolü. Evet, ayı Rusya sembolü ve özellikle benim şehrimde bu sembol. Mesela yabancılar benim şehrime gelirken sürekli soruyor ki ayı nerede? Ormanda ayı ama sokakta ayı gezmiyor mu? Tabii ki gezmiyor. Ama bir sembol, bir statü var. Benim şehrimde 5-6 statü ayı var ve biz sürekli diyoruz ki bu ayı bakın sokakta geziyorlar değil mi? Evet, geziyorlar. Peki, şimdi mesela biz şaşırıyoruz. Gittik ayı bekliyoruz, ayı göremiyoruz, şaşırıyoruz. Peki, Nikita sen bir Rus olarak geldiğinde nelere çok şaşırdın Türkiye'de? Nelere çok garipsedin? Neye böyle aa nasıl ya dedin? İlla olumlu olması da gerekli değil, olumsuz olması da gerekli değil. İkisi de olur. Şaşırdıklarını merak ediyorum. Ben önce söylediğim gibi Türkiye'yi sık sık ziyaret ediyorum ve kaç 15-16 kere buraya geliyordum okumadan önce. Ben birinci kez Türkiye'ye 2 yaşındayken geldim. Hiçbir şey Oo, hatırlamıyorum. hatırlamazsın. Evet, biraz alıştım. Yani şimdi beni çok şey şaşırmıyor. Ben alıştım ama mesela şimdi okumaya başladıktan sonra beni şey şaşırıyor. Bana her zaman sen neredesin diyorlar. Ben mesela merhaba, kolay gelsin, sen neredesin? Ben o kadar kötü konuşuyorum mu? Neden beni her zaman sen neredesin soruyorlar? Aslında iyi niyet göstergesi. Biz birbirimize de bunu soruyoruz. Memleket nere diyoruz. Yani Türkler birbirlerine de sürekli sorarlar. Sen hangi memlekettensin diye. O yüzden o bir muhabbet açma şekli. Seninle sohbet etmek istedikleri için. Yani yakınlık kurmak için. Aynen. Onlar önce memleketin ne soruyorlar, sonra sohbet etmeye başlıyorlar. Bu da beni çok şaşırıyor. Mesela benim hiç tanımadığım insan benimle konuşmaya başlıyor. Sen neredesin? Senin annen nerede? Annen mesleği ne? Sen neden buraya geldin? Burada ne yapacaksın? Sonra 4 yıl sonra ne yapacaksın? Çok sorular soruyor. Benim hiç tanımadığım insanlar. Biraz meraklıyız. Böyle bir huyumuz var Evet. ama bu kötü niyetten değil, tamamen sohbet etmek istediğimiz Evet, için tabii ki oluyor. bu çok iyi. Aslında bir sevgi ve yakınlaşma ihtiyacından oluyor. Biz çok seviyoruz böyle sohbetleşmeyi. Özellikle tombul teyzeler bayılırlar. Nikita eminim seni böyle alıyorlardır, çember oluyorlardır etrafında. Şeyde diyorlar mı Nikita? Böyle benim çok güzel bir kızım var. Bak sizi tanıştırayım. Hani böyle şeyler çok yapar bizim. Yo, hiç görmedim, hiç duymadım. Bir de böyle severler böyle kızlarını hani tanıştıralım, gösterelim. Erkek sevdikleri zaman böyle hemen muhabbet ettirmek isterler. Umarım birazdan göreceğim O onu. olur inşallah diyorsun değil mi? Evet. Bizde bir de görücü usulü de çok yaygın hala. Duyduğuma göre Özbekistan'da da görücü usulü devam ediyorum. Sen görücü usulü ne biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Çiftler tanışmıyorlar, kendileri aşık olmuyorlar. Bazen anneler, babalar senin için beğeniyor. Aa işte şu kızla bizim çocuğumuzu evlendirelim gibi böyle görücü usulü olabiliyor. Anladım.
Özbekistan'da bayağı yaygın diye duydum. Doğru mu? Evet, doğrudur. Şu ana kadar bu adet geliyor. Mesela kız hiç görmeden o bir taraftan geliyor kız istemeye. Evet. Den sonra ikisini görüştürüyor birbiriyle. Sonra da onlar birbiriyle anlaşırsa evleniyor. Anlaş. Anlaşmazsa evlenmez de tabii ki ama böyle oluyor, geliyor istemeye. Peki son bir şey soracağım bu konuyla ilgili. Çok merak ediyorum. Sonra senden bir türkü alacağız. Kızlar ve erkekler el sıkışmıyorlarmış. Genelde kadınlara böyle selam veriliyormuş. Evet, böyle selam veriliyor. Aynen Gerçekten dediğiniz de öyle. öyle, Peki kızlar da birbirlerine mi böyle? Çünkü sen bana mesela evet. hemen böyle yaptın, gördün de. Yok, yani saygı olarak öyle yapılıyor aslında. Kızlar birbiriyle şey yapabiliyor, Tokalaşırlar. evet. Ama erkeklerle yapmak biraz Tamam, erkekler böyle. Tamam, onlar böyle kalplerine saygı gösterdiklerini gösteriyorlar. Çok nazikçe bir davranış, bence de çok hoş. Şimdi Nikita için biraz heyecanlı bir kısma geçiyoruz. Çünkü beraber türkü söyleyeceğiz. Tamam. Nikita biliyorsunuz bize aslında çok tatlı bir jest yapmış oluyor. Çünkü inanın hiç kolay değil. Hem kendi ana dili değil, hem hiç alıştığı bir müzik türü değil. Türkülerimiz sonuçta bizim yöresel ezgilerimiz. Ve buna rağmen gerçekten Türkiye'yi çok sevdiği için elinden geldiğince benle beraber Drama Köprüsü'nü söyleyecek. Lütfen ona çok güzel yorumlar yazarak tam bir Türk misafirperverliğine yakışır şekilde onu teşvik ederek çok güzel yorumlarınızla mutlu etmenizi rica ediyorum. Hadi bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evin mi sandın?
süper söyledin. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Nikita ilk defa şarkı söylüyor. Hem de ona hiç de kolay olmayan vallahi drama köprüsünü söylettik. Helal olsun sana. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Vallahi çok güzel söyledin. Ederim. Çok güzel olmuş. Aynı performans evet. Yakında Zilala'dan da gelecek birazdan. Heyecandayım şu anda. Hiç heyecanlanacak bir şey yok. Çok güzel olacak inşallah. Şimdi benim merak ettiğim bir şey daha var Özbeklerle ilgili. Hamilelik boyunca saç kestirmemek, fotoğraf çektirmemek ve düğün eti yemiyorlarmış. Doğru mu bu? Hamilelik boyunca. Evet, saç kestirme evet ömrünü giysiyor dediği anlama geldiği için hamile olduğunu öğrendiği zaman saç kesme yok. Ha, ömürden gitmesin diye. Evet. Aa. Evet ama öbürünü anlamadım. Öbürü fotoğraf çektirmiyormuş galiba hamileler. Evet. O niye? Fotoğraf çektirmek yani ona nur geliyor diye ona gelmesin. Yani kaçıyor. Işıktan kaçmasın. Fotoğrafta evet. Işık kaçmasın diye. Evet. Peki tamam ben bunlara şaşırdım okurken Özbek kültürüyle ilgili ama Zilola sen nelere şaşırdın? Ne kadar yakın olsa da bak kültürümüz bunlar bana farklı geliyor Özbeklerle ilgili. Burada Türkiye'de sen nelere evet. Şaşırdın? Mesela bayram olduğu zaman sizde elini öpüp şey yapıyor. Para alıyoruz. Yok elini öpüp tebrik ediyor büyüklerden. Evet. Tabii. Bizde bu bir şey yok. Ondan şaşırdım dedim ki ama görmüştüm dizilerde izlediğim zaman ama şu anda gerçek olarak gördüm ve şaşırdım ettim güzel bir şey aslında sahip olarak. Başka var mı böyle çok şaşırdın? Çok şaşırdım. Evet, mesela ben yeni geldim Türkiye'ye ama yol bilmiyorum. Ama Türkçe de bilmiyorum. Nereye gideceğim? Bir yere gitmem lazım ama başka bir yerde kaldım. Ama evime dönmek istiyorum ama nasıl döneceğim? Ben hiçbir şey anlamıyorum burada. Sonradan birine geldim dedim. Amca, yaşlı amcaydı. Dedim ki lütfen göster misiniz dedim. Evet gösterdi. Ama aktarmalı gidecekmiş oraya da. Ama o dedi ki ben gittim ama ondan inmedim. Aktarma yapmak için. O amca kendisi indi. Ama baktı ben çıkmadım. Uzağa gittim. Bu amca benden ne istiyor? Korktum aslında da. Sonradan geldi. Elimden tuttu. Diyor ki aktarma yapacaksın. Sen dedi Ay. Buradan başka birine oturttu sonra kendi işini bıraktı benim ben nereye gidersem oraya götürdü bıraktı sonra kendi işine gitti ben bundan çok şaşırdım ama çok sevdim bu hareketinden ama nereye gidersem fark etmiyor yol bilmediğim zaman her zaman yardımcı oluyor. Oluyoruz evet, evet her ben zaman. De çok seviyorum bu yardımseverliğimizi yardımsever. Misafirperverliğimizi gerçekten çok seviyorum ben benim de yol göstermeye ilgili bir şey var ama biraz benzemiyor. Yani ben mesela Ankara'da soruyorum. Nereye benim gitmem lazım? Ama bana her insan başka yol gösteriyor. Yani mesela birinci soruyorum. Sen buraya git. Orada köprü olacak. Köprünün altında geçeceksin. Tamam. Sonra başka insanı soruyorum. Ben nasıl gidebilirim? Sen gara git. Orada geçeceksin. Tamam sonra başka insan soruyorum. Ya sen çok uzun yere gittin. Sen geri dön şimdi. Sonra şöyle yap oraya git. Ve farklı insanlar farklı yer gösteriyor. Ve artık ben sadece telefonda bakmıyorum. Yani maalesef beni hiç kimse götürmüyor benim istediğim yere. Ama bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bu bizim huyumuz bu niye oluyor bilmiyorum. Biz galiba bilmediğimiz yola utanıp bilmiyorum diyemiyoruz. İlla anlatacağız. Hani şöyle git ama bazen yanlış biliyorlar. Aynen. Yanlış bilmelerine rağmen yine de tarif ediyorlar. Hani öyle git böyle git. O arada senin kafan benim kafam. Hepimiz yani bunu yaşıyoruz. Ne yazık ki. Herkes bir şey söylüyor. Ondan sonra neredeyim ben diye kaybolarak devam ediyoruz. Ama bence çünkü Türkler çok yardımsever. Evet. O yüzden. Yani herkes yardım etmek istiyor. Herkes göstermek istiyor. Belki o bilmiyor ama yardım etmek istiyor. Bu nedenle evet. Yine de illa yardım etmek istiyoruz. Yani bu hem iyi hem bir taraftan da kötü bir tarafı olabiliyor. Peki Nikita yaşadığın çok komik bir olay oldu mu? Yanlış anlaşıldın. Mesela bir hikaye anlatayım. Örnek olarak gelen konuklarımızdan biri bakkala girmiş. Ben bir erkek istiyorum diye bakkala girmiş.
Bakkan amca da bakmış, ne istiyorsun? İşte erkek yok mu erkek demiş. Bakkan amca demiş, ne erkeği bakkal, ne istiyorsun falan. Ekmek istiyorum demeye çalışırken erkek istiyorum diye bakkalı inletmiş. Böyle komik olaylar yaşadınız oldu mu? Evet vardı. Bu Ocak'ta vardı. Biz ailemle Türkiye'ye geldik. Mersin'e geldik. Orada tatil yapmak istedik. Ama biz otel rezervasyon yaptık. Ama bu otel hiç beğenmedik. Başka oteli bulmaya çalıştık. 4-5 otele girdik. Hiç beğenmedik. Sonra bir otelde kalmaya karar verdik. Ama orada sadece bir yatak vardı ve bir kanepe vardı. Kanepede hiçbir şey yoktu. Sen Nikita kanepede otur, burada uyu. Ama orada hiçbir şey yoktu. Ben mesela yatak çarşafı ya da nevresim takımı istedim. Google Translate'e baktım çünkü ben önce bilmiyordum. Ve Google Translate bana iç çamaşır gösterdi. Ben yazıyorum ki iç çamaşır götürebilir misiniz? Beyefendi maalesef yok. Ben yazıyorum ki o zaman ben nasıl uyuyacağım? Ben hiç çamaşır siz uyumuyorum. Bana yardım eder misiniz? Beyefendi biz sizi anlamıyoruz. Nereden biz iç çamaşır götüreceğiz? Sonra tekrar Google Translate'e baktım ve anladım. Ay. Benim hatam anladım. Ay çok tatlı bir hikayeymiş bu. Ay çok hoşuma gitti. Sen bu kadar bu denli bir şey yaşadın mı? Yok. Ama ben de bakkala gittim. Küldanla kürdan anladığım kadar öyleydi. Külden bu sigara şeyini koyacak bir şey değil mi? Ha şey küllük. Küllükte kürdanı karıştırdı. Ha, evet ben diyorum küllük verin diyorum. Öyle bakıyor diyor ki ne yapacaksın sigara mı içiyorsun? Hayır içmiyorum diyorum. Diyor ki ne yapacaksın? Burada yok öyle bir şey. Başka bir şey dükkana gir falan filan ama o ben bildiğim kadar o kürdanla kürdanı karıştırdım. Evet karıştırdım. Ama bunlar çok tatlı karışıklıklar evet. Çok sevimli şeyler. Ben de bayılıyorum bu tarz hikayeleri. Şimdi sana Rus erkekleriyle ilgili bir şey soracağım Nikita. Böyle Rusya'da otobüs şoförü olarak ya da işte tır şoförü olarak çok fazla kadın görebiliyormuşuz. Yani kadınlar bu tarz daha çok Türkiye'de erkeklerin yaptığı işleri rahatlıkla Rusya'da yapıyorlarmış. Evet, doğru. Hatta kadınlar daha aktif çalışıyorlar diye bir şey okudum. Erkekler de genelde biraz daha fazla evde oturuyorlarmış, rahatlarına düşkünmüşler. Acaba biraz tembel mi bu Rus erkekleri? Hayır, ben böyle düşünmüyorum. Bence Rusya'da hem erkekler hem kadınlar aynı çalışıyorlar. Ama erkeklerin bir özellikle var. Bilmiyorum Türkiye'de var mı yok mu. Ne zaman erkekler hasta, onlar kendini çok kötü hissediyorlar. Mesela ateş sadece 37 derece. Aha, ben ölmek üzereyim. Ne yapacağım? Canım işim, biraz yardım et. Lütfen yardım et. Belki doktora çalışacağım. Ne yapacağım? Ben ölüyorum. Yani sadece küçük hasta var. Mesela burun akıyor. Ya ben ölmek üzereyim. Gerçekten böyle erkekler diyorlar. Biz ne böyle diyoruz biliyor var. Musun Türkçe'de? Nazlı deriz, nazlı. Genelde kadınlar için kullanılır. Çok nazlısın. Böyle her şeyi çok büyütürlerse çok böyle ay şuram ağrıyor. Buram. Nazlı deriz. Evet. Demek ki Rus erkekleri biraz nazlı. Aslında biz Rus erkeklerini hep böyle çok sert. İşte çok böyle hayır. Dediğim dedik. Hayır. Türkler daha sert. Ve mesela belki o yüzden erkekler çok az işe gidiyorlar. Çünkü mesela bir rahatsız var o işe gitmiyor. Hemen gitmiyor. Evet gitmiyor. Evet. Ama kadınlar sürekli çalışıyorlar. Her zaman çalışıyorlar. 37 derece, 38 derece her zaman işe gidiyorlar. Vay yani rahatsız olduğuna rağmen işe gidiyorlar. Rus kadınları bayağı evet. Ekonomiyi sırtladılar yani. Evet. Helal olsun be. Ben kadınların bu kadar böyle iş hayatında yer edinmelerine çok büyük sempati duyuyorum. Türkiye'de de gittikçe artıyor. Hayatın içinde olan kadınlar gittikçe bir sürü şey başarıyorlar. Hani hep derler ya o erkekler yapabilir ancak bunu erkek işidir bu. Vallahi kadınlar otobüste sürüyor isterse tırda sürüyor. Aynen. Futbol hakemi de oluyor. Hayatın içindeler. Rus kadınları da öyleler. Helal olsun hepsine. Evet. Özbekistan'da da
Nasıl peki kadınların o muhteşem nakış işlemeleri, biraz onlardan bahsedelim. O Özbek kadınlarının işte nakışlar, bu mesela senin giydiğin. Ben hayran oldum orada kadınların yaptığı işler, süsler. Ne kadar estetik, ne kadar böyle hep el işi, el emeği, göz nuru deriz biz, böyle fabrikasyondan ziyade her şey minik minik işlenmiş, detaylar çok güzel. Biraz bahseder misin el sanatlarından, el işlerinden? Evet, bu her bir Özbek kadını el işlerini yapabiliyor. Her şeyi de yapar, kendileri de yapar. Mesela doyun olurken kızına ya da torununa nakış olarak duvara asmak için de önceden hep yapılıyordu. Şu anda da var ama çok az elden yapılıyor. Çok ince ince, mesela aylardır onu Ay yapmaya ne kadar çalışır. el emeği gerçekten. Evet, aylardır yapar onlara hediye etmek için. Ama çok güzel. Gerçekten ben hayranlıkla bir baktım, inceledim. Çok güzel şeyler var. Zaten Semerkant'ın kendisinde o Allah'ım, o binaların güzelliği, o tarihsel yapıların güzelliği inanılmaz güzel bir şehir. Peki sana bir şey soracağım. Türkler giderse Özbekistan'a biz nelere çok şaşırabiliriz? Sizin kültürünüzle ilgili nelere çok şaşırabiliriz? Nelere çok şaşırabilirsiniz. Mesela Samarkand'da şey var. Registan meydan var. Orada 3 tane cami var. Cami de diyebiliriz. Hem de okul olarak kullanıyordu. Onlar çok yüksek. 500 yıldır, Of. 600 yıldır onlar duruyor. Hala hiçbir şey olmamış. Sapasağlam duruyorlar. Duruyor, evet. Harika. Onlarını gördüğünüz zaman şey İnanılmaz yapabilirsiniz. güzel. Ay inşallah, ben çok istiyorum Özbekistan'a gitmek, Rusya'ya da gitmek İnşallah. çok istiyorum. İnşallah en kısa zamanda ben de bunu hayal ediyorum. Ama önce size bir şarkı söylemeden gitmiyorum. Önce yeni başlayanlar için aşkı söyleyeyim. Gel güne güne aşk heves mi nefes mi söyle bal.
Bölümle devam edelim istiyorum. Ne anlama geliyor bölümümüz? Ne anlama geliyor diye soracağım. Hani programın başında sana dedim ya, palavra ne demek biliyor musun evet, diye. Evet. Biraz böyle tam bilemedin sanki. Düşüneceğiz. Şimdi biraz sıkıştıracağım sizi. Açık kapı bırakmak. Açık kapı bırakmak. Bir düşünmem lazım. Bir düşün bakalım. Açık kapı bırakmak. Ne olabilir sence? Yani... Bir açık kapı bırakalım bu konuyla ilgili. Bir açık kapı. Ne olabilir sence? Bu olumlu ya da olumsuz. Olumlu bir şey. Açık kapıyı açık bıraktığına göre olumlu olması yani lazım. Yani belki misafirler bekliyor. Açık kapı kaldı. Ve misafir gelecek. Herkes için açık. Herkes gelebilir. Bu anlama var mı? Çok güzel aslında, olabilirdi böyle ama biz açık kapı bırakmak dediğimizde şöyle anlama geliyor. Hani bir konuyla ilgili yeniden o konu üzerinde düşünebilme ihtimali bırakıyoruz. Yani nasıl diyeyim, bir konuya yeniden dönebilme imkanı bırakmak. Bir olayı kesip atmamak. Kesip atmak hani böyle hayır olmayacak deriz mesela. Hayır gidemezsin. Ama açık kapı bırakınca ne olur biliyor musun? Yani belki gidebilirsin de. Hani açık kapı bırakıyorum. Bir düşünürüz tekrar üzerinde. Bununla evlenmeyeceksin mesela. Hiç açık kapı bırakmadık. Bitti. Kapattık. Kapıyı kapattık oluyor. Ama açık, bu konuyla ilgili bir açık kapı bırakıyorum. Düşüneceğim. Bir düşüneceğim üzerinde demek. Peki. Ağırdan almak. Ağırdan almak. Çok ağırdan alıyorsun Zilola. Yani böyle... Üzülecek gibi... Değil de mesela yemeği bir saatte yapacağız dedik, tamam mı? Saat, iki saat geçti, üç saat geçti, dört saat geçti, hala yemek yok. Çok ağırdan alıyorsun. Çok hızlı hareket etmeyen biri. Evet, evet, aynen, çok yavaş gidiyor yani. Ha, yavaş yavaş, evet. Ağzı kulaklarına varmak. Ben duydum, ben okulda duydum. Ama şimdi hatırlamıyorum. Ne olabilir? Ağzın kulaklarına... Kocalar affedecek beni. Ağzın kulaklarına vardı. Çok gülmeye. Evet. Evet, harika. Hatırladım. Süper. Çünkü ağzın hani kulağa evet. kadar çıkıyor gülerken. Harika. Peki. Ağzında bakla ıslanmıyor Zilola. Senin ağzında bakla ıslanmıyor. Bakla ıslanmıyor. Sana bir sır veriyorum. O sırrı hiç tutmuyorsun. Hemen komşuya anlatıyorsun. Ağzında bakla ıslanmıyor. Gıybet gibi bir şey mi? Ya hiçbir şey sırrı tutamamak demek. Yani ağzında ben... bakla ıslanmıyor. Bir şey söyle. Hani o bakla ıslanmıyor senin ağzında. Hemen bakla laf hemen çıkıyor. Çıkıyor. Gidiyor. Islanmadan. Islanmadan. Yine baklalı bir şey bak. Baklaya takmışım ben bu hafta. Baklayı ağzından çıkar Nikita. Artık şu baklayı ağzından çıkar. Vallahi iki saattir bekliyorum. Artık şu baklayı bir ağzından çıkar yani. Gizli Çaklığın tuttuğun macim. Şeyi, gizli tuttuğun şeyleri böyle artık söyle. Anlat. Tamam. Baklayı ağzından çıkar. Peki. Bardağı taşıran son damla. Tekrar. Bardağı taşıran son damla. Yok, hiç anlamadım. Hiç duymadım. Bardağı taşıran son damla ne olabilir? Ne olabilir hani... Bir sürü olay yaşadın, ondan sonra çok sinirlendin, patladın artık diyelim. Ha. Artık o son damla taşırdı. Taştı, aynen. Cam göbeği. Cam göbeği? Cam göbeği. Göbek ne demek? Göbek. Göbek. Göbek, cam göbeği.
canlı. Yani belki benim içeri gösteriyorum. Yani bu cam gibi. Benim vücudum cam gibi. Yani herkes için benim içeriği gösterebilirim. Çok Yanlış mı? aslında çok güzel bir açıklama yaptın ama hiç alakası yok. Ama çok güzel olurmuş öyle de. Hani ben çok cam göbeği bir insanım. İçim dışım bir yani. Hani içim neyse dışarıya yansı. Çok güzel olurdu. Ama atalarımız öyle düşünmemişler. Demişler ki mavi yeşil arasındaki renklere biz cam göbeği diyoruz. Böyle turkuaz, mavi yeşil arası. Pataklamak. Pataklamak. Hiç duymadım. Ne olabilir pataklamak? Kötek? Kötek. Yok, hiç duymadım. Pataklamak böyle pat vurmak böyle. Vurmak Patak gibi mi? pat ses çıkıyor pataklamak. Ha. Tamam. Tabanvay. Tabanvay zor ya. Tabanvay. Zor. Tabanvay. Tabanvay. Tramvay var. Tramvay var. Mesela tabanvay ne olabilir? Tramvay var. Tabanvay. Tabanvay. Şurası taban mesela ayağımızın tabanı. Ha. Aa, belki kış mevsiminde yo. Evet, Yürüyerek yürürken ya. gitme tabanvay diyoruz. Aa, Tabanvay. tamam. Tamam vay. Yine Kafadar. 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 Da. Ne olabilir? Kafa Aha. dar. Dar. Kafa dar. Çok az mı düşünceli? Seni tuzağa düşürmek için böyle dar yaptım. Kafa dar. Aslında baktığın zaman dar kafalı da var. Dar kafalı olunca dediğin gibi böyle sınırlı düşünen, işte çok konservatif gibi düşünebiliriz. Dar kafalı. Ama kafa dar arkadaş canlısı, dost canlısı demek. Ha. Çok kafa dar insan bu ya. Yani çok kafa dar bir kızla tanıştım. Hani çok arkadaş canlısı. Aa. Çok kafa dengi. Eğlenceli gibi. Bir de aynı kafadayız yani. Aa, aynı Kafadar aynı kafada. kafa. Afacan. Afacan. He. Patlıcana benziyor. Patlıcana benziyor ama anlam olarak hiç benzemiyor. Afacan. Tekrar söyler misiniz? Tekrar söyler Bu arada misiniz? Rusça'da patlıcan mı? Yok. Ben unuttum. Gerçekten Rusça unuttum. Rusça patlıcan mı? Patlıcan. Baklacan. Patlıcan. Baklacan. Baklajan, evet. Baklacan. Baklajan biraz benziyor. Benziyormuş canım, bayağı Ama benziyor. bakın ben Rusça unuttum. Valla. Burada yaşadıkça Rusça Valla. unutmaya başladım. Evet, mesela annemle konuşuyorum. Oğlum sen ne diyorsun? Ben seni hiç anlamıyorum. Aa. Mesela bir Rusça kelime bir Türkçe kelime. Bir Rusça kelime bir Türkçe kelime. Karıştırıyorsun değil mi? Evet. Ama sorudan kaçamazsın. Tamam. Tamam yani patlıcan patlıcan Kaşırmak ama istedim. afacan. Afacan. Vallahi bilmiyorum. Afacan yaramaz çocuk. Afacan. Çilingir. Çilingir. Bunu biliyorum. Demir bir şey yapan adam. Evet, çilingir kapı kilitli kaldığı zaman anahtarı falan unuttuğumuz zaman çilingir gelir açar. Çilingir Ha, çağırırız. ben farklı düşündüm ama benzeyin. Benzedi. Ben onu kabul ettim, sen üzülme. Aa, bunu bil ama ne olur. Abur cubur. Abur. Abur cubur. Aa, bu çok hızlı bir şey yapmak. Acele etmek. Yani Doğru. aslında doğruluğu payı var. Hani çünkü abur cubur böyle ya işte çikolatalar, böyle pastalar, abur cubur hani şey sağlıklı olmayan yemekler. Böyle onları da genelde hızlı yeriz. Evet. Oradan biraz yaklaştın aynen yani. Atıştırmalık yiyeceklere diyoruz böyle. Onlar da hızlı yeniyor, doğru. Falso. Tekrar Falso. hiç duymadım. Falso bak İngilizceye de benziyor. False var ya. Belki oradan. Falso, false. Bilmiyorum. Nikita belki futboldan bilirsin. Hani şeyde de var. Falso, falsolu attı falan Aa, belki bir deyince. insan başka insana Hani böyle verdiği rakip zaman. oyuncuyu yanıltacak biçimde böyle eğri gittiği zaman top hani falsolu gitti falan denir. Falso yanlış davranış hani. Aa, Ya yanlış. false gibi oradan Ha, false. false, falso. Şimdi sevgili Zilalı senle beraber çok güzel bir türkümüzü söyleyeceğiz. Ama dediğim gibi benim konuklarım önceden hiç şarkı söylemediler. O yüzden lütfen onlara
tüm Türk misafirperverliğini göstererek çok güzel yorumlar yazın ve onları daha da çok heveslendirelim istiyorum. Zilola da şimdi çok güzel bir türkü seçti. Manastır türküsünü seçti. Beraber söyleyeceğiz. Hadi Zilola, bakalım nasıl olacak? Teşekkür ediyorum yine Zilolacığım sana da. Şimdi boşlukları doldurun diye eğlenceli bir kısma geçiyoruz. Türkiye'de en çok nokta nokta yapmaktan hoşlanırım. Nokta nokta yapmaktan hoşlanırım. Ben yaşamaktan hoşlanırım. Türkiye'de yaşamaktan. Evet, ben burada evde gibi kendimi hissediyorum. Ben güzel. Sanki Türk'üm. Bence benim genetik test yaptırmam lazım. Belki uzak uzak Türk akrabalarım var. Çünkü mesela Ruslar Türkiye'ye gelince tatili geldik diyorlar. Ama ben of çok şükür evde geldim. Ay. Evde artık eve geldim. Evdeyim. Aa, sen çok tatlısın ama Nikita ya. Gerçekten hakikaten sende bir Türklük var mı acaba? Bu kadar sıcakkanlı, bu kadar şeker, böyle sıcacıksın. Olabilir. Vallahi olabilir. Peki sevgili Zirola, Türkler bazen ama sen de Türksün, Özbek Türksün, bu soruyu sana sormayacağım. O zaman sana şunu sorayım. Özbekistan ile ilgili en çok özlediğim şey nokta noktadır. Havası. Havasını mı özledin? O dağlık havası değil mi? Biraz evet, böyle. Evet, biraz çok dağlık güzel. Havası. Peki Rusya ile ilgili en çok özlediğim şey nokta noktadır. Anneni mi özlüyorsun acaba? Evet, anne. Arkadaşı, annem. Anneni, arkadaşlarını, çok tatlı. Ama ben seni yönlendirdim. Başka bir şey varsa söyle lütfen. Ben seni etkiledim annemi diye. Bilmiyorum. Burada her şey var. Türkiye'de her şey var benim hiç için. Hiçbir şey özlemiyorum. Evet, hiç izlemiyorum. Keşke burada annem olsa, arkadaşlarım olsa, benim için bu kadar yeterli. Ay harikasın. Peki. Özbekistan'da olup Türkiye'de olmayan 3 tane şey var mı aklında? 3 tane şey. Ya da Türkiye'de olup Özbekistan'da olmayan 3 şey. O da olabilir. Mesela deniz. Deniz Özbekistan'da yok. Yok. Hiç deniz yok hakikaten ya. O çok garip bir his. Ama küçücük deniz vardı ama şu anda çok küçeldi. Ama oraya sizin gibi çok böyle büyük deniz değil. Burada denizi gördüğün zaman Akdeniz'i, Ege'yi, Marmara Denizi, Karadeniz'i çok mu... Evet, etkilendim. Çok mutlu oldum. Yani çok büyük bir deniz gördüm. Evet. Yani su olarak gördüğüm için çok mutluyum. Başka ne olabilir?
Ben sana bir tane örnek vereyim. Mesela Özbek pilavı gibi pilav, Türkiye'deki Özbek pilav, tam burada da yapıyorlar Özbek pilavı ama Özbekistan'daki gibi Gibi değil, evet. değil, değil mi? Evet, pilav. Valla bir de sizin mesela dopi diye şapkanız var. Dopi, Dopu, evet. doppa. Evet, Mesela o da dopu. yok. Dop. Aynen, o da yok. Bir daha söylesene. Dopu. Doppa. Güzel söyledim mi? Evet, Doppa. çok güzel söylüyorsanız. Gerçekten. Doppalar erkekler de ayrı, kadınlar da ayrı, değil mi? Evet, Farklı ayrı farklı. farklı farklı oluyor. Dikişleri de farklı. Peki, şimdi tekrar şeye döneyim, merak ettiklerime döneyim. Türkler bazen nokta nokta olabiliyor ve bu beni kızdırıyor. Türkler bazen nokta nokta olabiliyor, bu da beni kızdırıyor. Aa, bir düşünmem lazım. Çünkü o Türkiye'de beni hiçbir şey kızdırmıyor. Ne olabilir? Vardır canım, hiçbir şeyimize kızmıyor musun? Mesela Bir buçuk ay yaşıyorum, hiç kızmadım burada. Gerçekten. peki trafiğimize mesela kızmıyor musun? Çok trafik var. Yo. Aa, bir şey var. Bir şey aklıma geldi. Ben yurtta yaşıyorum ve her sabah bir simit satıcı var ve o sabah 6'da 5'te simit, yeni simit, taze simit bağırmaya başlıyor ve ben her zaman uyanıyorum. Uyandırıyor beni o. Sen 1,5 yıl mı oldu dedin, ay mı oldu dedin? 1,5 ay. 1,5 ay. Evet. Tamam, daha kızmaman normal. Şimdi yavaş yavaş o kızacağı Sadece şeyler. simit Sadece simit. satıcı beni O biraz kızdırdı. yavaş yavaş artabilir yakında. Trafikten sinirim bozulabilir hafif hafif. Ondan Olabilir. sonra sırada beklemeyi pek sevmeyiz. Sırada böyle yandan hemen öne geçmeye çalışırız. O biraz sinirini bozabilir. Olabilir bakalım. Bakalım neler olacak. Ama genellikle hakikaten iyi, sıcakkanlı, güzel insanlarız. Peki, biz Türkler Rusya'ya gidersek en çok nokta noktaya şaşırırız. Ayı göreceksiniz. Ay, vallahi ayı görürsek hakikaten şaşırırım ben yani. Evet. Ve Başka? Soğuk bence çok evet, şaşırtabilir. soğuk olabilir. Çok, çok soğuk. Rus erkekleri çok kızgın mı? Çabuk kavga ediyorlar mı? Biraz Evet, dedikodu bence yapalım. bütün erkekler bütün dünyada çok kızgın erkekler, değil mi? Doğru söyledim vallahi bak. Rusya'da aynı. Erkekler çok kıskanıyorlar, kızıyorlar, kavga ediyorlar, evet. Ay Allah'ım. Nedir bu erkeklerden çektiğimiz söz meclisten dışarı? Peki. Nokta noktadan ne Türkiye'de ne Özbekistan'da vazgeçmem. Nokta noktadan vazgeçmem dediğim bir şey var mı? Hiç aklıma gelmiyor. Valla benim anladığım kadarıyla siz ekmekten vazgeçmiyorsunuz Evet. mesela. Ama Türkler de bizim kadar ekmek yer mi acaba? Ya biz de çok önem veriyoruz. Ya bizim için de çok değerli. Biz de mesela benim dedem ekmek kırıntılarını bile yerden alırdı. Çünkü derdi ki hani buna muhtaç olan insanlar olabilir. Savaş görmüş nesiller özellikle ekmeğin kıymetini çok iyi biliyorlar. Ve hani ekmek yerde durmaz, hemen alınır, yukarı Evet, kaldırılır. evet. Ama hani sizin kadar çok çeşit ekmeğimiz de yok. Hani Na. çeşit çeşit türlü. Bir Aynen. de mahalle mahalle değişiyormuş sizin ekmekler. İşte Semerkant ekmeği farklı. Hani Evet. şehir şehir değişiyormuş. Bir sürü Aynen. çiçekli, çiçek şekilli, öyle şekilli, böyle şekilli bin bir çeşit ekmek gördüm araştırırken. Evet, Şekilleri de evet. farklı farklı. Farklı, aynen. Siz ekmekten yok. Peki Vazgeçin. sen nokta noktadan asla vazgeçmem. Ne vazgeçmem? Belki artık güneşten vazgeçmezsin artık. Güneşi böyle bu kadar yakında gördükten sonra. Güneşten vazgeçmem. Vallahi vazgeçmemişsin. Senin güneş çok etkiliyor. Ben onu Evet. anladım. Onu anladım. Evet. Çok seviyorsun. Bütün Peki. Ruslar çok güneş Değil seviyor. mi? Evet. Çünkü Zaten Rus turistler çok geliyor, ev geliyor. Evet. evet. Alanya, Antalya çok Ruslar geliyor her zaman. Peki. Öyle mi böyle mi diye bir bölümüm var. Biraz onu sormak istiyorum.
Yani öyle mi böyle mi dediğim bu mu bu mu? Şunu mu bunu mu tercih ediyorsunuz diye. Borş çorbasının Rusya'da çok meşhur olduğunu biliyorum. Siz Evet. ne söylüyorsunuz? Borş mu diyorsunuz? Borş. Tamam. Evet doğru. O zaman doğru söylüyorum. Borş çorbası mı? Türkiye'ye geldikten sonra bir mercimek Mercimek çorbası. Benim çorbamızı en sevdiğim çorba mercimek çorbası gerçekten. Ben Rusya'da mercimek çorbası yapıyordum. Burada içmişsindir. mercimek çorbası yiyorum. Benim en sevdiğim çorba mercimek çorbası. Aynen. Peki borş çorbasını biraz anlatsana bize. Borş biliyor musunuz o kırmızı renkli birinci. Etli. Orada çok et koyuyoruz. Kırmızı rengi pancardan mı geliyor? Evet, pancar değil. Evet. Ve orada başka ne var? İsim unuttum. Lahana mı? Lahana evet. Kırmızı lahana. Ve yanında ekmek var. Sarımsaklı ekmek var. Ve evet bu çorba çok lezzetli. Biz çok seviyoruz. Ukraynalılar çok seviyorlar. Bu hem Ukrayna'da hem Rusya'da var. Ama mercimek çorbası Mercimek en çorbası. Ay sevdiğim ben de çok çorba. seviyorum mercimek çorbasını vallahi. Peki sana bir sorum daha var. Şimdi saunadan çıkıp kara atlıyor. Bir sürü Rusları gördüm böyle saunada. Terliyorlar. Sonra gidip pat diye karın içine atlıyorlar. Ya da buz gibi soğuk suyun içine atlıyorlar. Evet, bu da var. Bir bayram var. Bütün Ruslar nehiri ya da mesela bir özel yer var. Bütün Ruslar ocakta eksi 30, eksi 35 derece, eksi 40 derece Oy. oluyor ve Ruslar suya atlıyorlar. Allah. Ben hiç atlamadım, o yüzden ne hissediyorlar bilmiyorum ama sürekli görüyorum. Peki Gerçekten neden böyle bir şey yapıyorsunuz? bu benim inancımda bir özellik var. Biz suya atlıyoruz, sonra bütün yıl rahatsız olmuyoruz, yani hasta olmuyoruz. Ha, vücut direnci yükseliyor. Evet, aynen. Anladım. Peki, saunadan çıkıp kara atlamak mı, buzlu suya atlamak mı, yoksa güneşlenip denize atlamak mı? Benim için denize atlamak tabii ki. Güneşten denize atlamak bu benim için en iyisi. Peki, dopa mı, şapka mı? Dupa. Dupa. Özbek pilavı mı, yoksa bizim perde pilavımızı yedin mi? Evet yedim. Hangisini tercih edersin? Özbek pilavı mı, perde pilavı mı? Tabii ki Özbek pilavı. Ama bir şey diyeyim mi? Ya hakikaten Özbek pilavı da acayip güzel oluyor ya. Vallahi. Ya perde pilavı da çok güzel tabii ki ama Özbek pilavı hele Özbekistan'da yesem ne olur? Allah bilemiyorum yani. Vallahi Çok herhalde güzel. 10 kilo alırdım ben. İnşallah. İnşallah bir gün gelirim yerim. Orhan Pamuk'u tanıyor musun? Bizim ünlü yazarlarımızdan Evet. biri. Dostoyevski mi Orhan Pamuk mu? İkisi olabilir mi? Olur tamam. Çok iyi yazılar. Peki Tolstoy mu Orhan Pamuk mu? İkisi olabilir. Ben çok tercih etmiyorum. İkisi olur. Güzel olsun. Tamam seni mi kıracağız? Peki Türk lokumu çok meşhur dünyada biliyorsun Turkish Delight diye. Özbekistan'da lokumu böyle seviyor musunuz, yapıyor musunuz çok Biraz farklı bir şey var ama Türk lokumunu çok seviyorum. Türk lokumu diye seçiyorum. Çünkü Çikolata mı, babam Türk da lokumu mu? seviyor. Çikolata mı, Türk lokumu mu? Türk lokumu. Çikolata mı, Türk lokumu Türk mu? lokumu. Çikolata kaybetti. Peki, otel tatili mi, kamp çadırı tatili mi? Kamp çadırı tatili. Ama tabii sen o dağlık Özbekistan Ben... dağlara çıkıyorsunuz, yüksek Evet, ovalara evet. çıkıyorsunuz. Tabii anladım. Peki sen otel mi, Ben çadır? dairede kalacağım. Bu Evet. cevap olabilir mi? Neresi? Dairede. Olur. Çünkü ben emek yapmayı çok seviyorum. Kendim için evet ben çok güzel yemek yapıyorum. Bilginiz olsun. Sizin için de bir Ay. şey yapabilirim. Ay çok İsterseniz. mutlu oluruz vallahi. Nikita bizi çağır eve. Ben hiç güzel yemek yapamıyorum Hem Nikita. Rus mutfağı hem Türk mutfağı çok iyi Ay. biliyorum ve çok iyi yemek Ben hem Türk yapıyorum. mutfağını beceremiyorum, Rus mutfağını da hiç beceremiyorum. Ne yapıyorsun Türk mutfağından mesela? Mercimek çorbası yapıyorsun, onu anladım. Başka ne yapıyorsun? Pide, lahmacun. Neler diyorsun? Evet, baklava yapmak Wow. istiyorum. Bu benim hayalim, kendim baklava yapmak çünkü baklavayı çok seviyorum. Ay. Ama Ama sen hala bayağı zor. yapmadım. Pide, lahmacun, baklava neler. O zaman ben geldim sana diyelim. Menüde ne yaparsın? Geldim ben sana yemeğe gelip. Eşim, o da benim eşim bak keman çalan. Eşimi de aldım.
Karı koca biz sana geldik Nikita. Menüde neler var? Söyle bakalım. Mercimek çorbası. Süper. Pide olacak. Baklava yapacağım. İnşallah yapabileceğim. Yaparsın. Ayran yanında olacak. Ama ben ayran yapmam. Ayran marketten alacağım. Tamam. Ama ben ayranı çok seviyorum. Ve beni çok şaşırıyor. Türkiye'de bütün yemekler ayranlı yiyorlar. Ayranı içiyorlar. Mesela Rusya'da sütlü içecekler sadece yani yalnız içiyorlar. Özel içiyorlar. Yanında hiçbir şey yok ama burada durumdan sonra, pideden sonra, her şeyden sonra ayran içiyorlar. Biz çok ayran çok Evet. seviyoruz biz Ben de tabii. çok ayranı seviyorum. Gerçekten ben günde 5-6 bardak ayran Aman içiyorum. sen bayağı artık bizdensin. Ya. Programın ismi gibi sen bayağı bizden olmuşsun. 5-6 bardak ayran. Oh maşallah. Ama Aynen. hiç Rus yemeği yok mu? Rusya'da yok maalesef. Ha Hiç yok yok ayran yok. bize eşimle bana Rus menüsün yani Rus yemeği hiç yok mu senin menüde? Tamam, siz borş istiyorsunuz Borş galiba. olur. Vallahi Evet, isterim borş borş. yaparım. Tamam. Hem mercimek çorbası hem borş. Evet. Benim kocam o kadar çok yemek yiyor ki Nikita inanamazsın. O hepsini yer. Bütün hepsini yer. Hiçbir şey bırakmaz vallahi. Ben de bol bol yemek Sen yiyorum. Evet. Yurtta mesela bir yemek yiyeceğim. Biraz daha çorba koyar mısınız lütfen? Tamam, tabii ki koyarım diyorlar. Daha bir tabak çorba içiyorum. sana ekstra ekstra koyuyorlar ha? Evet. Canım ya. İnşallah bak biz de yemek yapalım. Biz de seni çağıralım. Seni de çağıralım Zirolacığım. Peki sana geldik diyelim. Sana geldik. Ben güzel pilav yaparım size. Ay. Özbik pilavıdan. Nikita'yı da alıyoruz. Nikita ben, Evet, eşim havuçlu. geldik. Hepinizi çağırıyorum. İnşallah gelirsiniz, bayanırsınız diye düşünüyorum. Bir de Özbek mantısı var ha. Çok fena meşhur o da. Evet, o buharda bir şey ya. O Oo. farklı. Onu yerseniz bence evet. Kayseri mantısı yaptın mı hiç ya da denedin mi? Kayseri'nin mantısı çok meşhur. Türkiye'de Kayseri mantısı çok meşhur. Yok. Hiç. Ama dur Özbek mantısı inanılmaz. Eşim anlattı bir de bana. Özbek mantısı çok fena oluyor diye. Ay ben onu çok merak ettim. Ben Özbek pilavı istiyorum, Özbek mantısı istiyorum, borş istiyorum. İstiyorum da istiyorum. O zaman pilmeni de yaparım. Pilmeni biliyor musunuz? O yok. Bu mantı gibi ama daha büyük. 5 katlı daha büyük. Oo, o da Rus mantısı gibi bir şey Evet, mi? aynen. Allah, ay Onu da karnım yaparım. acıktı sayın izleyiciler. Ben bu konuya niye girdim? Vallahi acıktım yahu. Eyvah eyvah. Peki, valla geldiğiniz için çok mutlu oldum. Çok tatlısınız. İkinizi de çok sevdim. Biz de mutluyuz. Son olarak size sormak istiyorum. Hani Türkiye'deki ya da başka planlarınız varsa tabii ki onu da duymak isterim ama sanki Türkiye'de kalmayı planlıyorsunuz gibi geldi. Hedeflerinizi bir dinleyeyim isterim. Gelecekle ilgili planlarınızı. Ben burada kalıp turizmde çalışmak isterim her zaman. Evet, yaptığın işi çok seviyorsun. Evet, Türkiye'ye misafirler gelmesini isterim. Çünkü çok güzel gerçekten. Denizi de var. Denizini gerçekten sevdim. Ne güzel. İnşallah senin sayende ülkemiz daha da güzel tanıtılır yurt dışından gelen misafirlerimize de. Senin gibi tatlı dilli hem de Özbekistan'dan da böyle bir sürü güzel kültürel özelliklere sahip olan bir Türk kardeşimiz. Çünkü biz aslında Evet, kardeşiz özümüzde. kardeşiz. Hepimiz Evet, biriz. aynen. O yüzden çok mutluluk verici. Senin anlatman da ayrı bir keyifli oluyor. Peki Nikita, senin hayallerin neler? Benim hayatım Türkiye'de sadece başlıyor şimdi. 1,5 ay çok uzun süre değil. Beni üniversite bekliyor. Üniversitede okuyacağım. İnşallah çok iyi, başarılı olacağım. Eminim. Sonra burada kalmak istiyorum tabii ki. Belki Rusya-Türkiye arasındaki bir şirket açmak istiyorum. Harika olur. Evet, tabii ki. Bu kadar. Ama Yani çok da yakışır sana. evet. Sen de bir kültür elçimiz olursun. Evet. Bizimle böyle Rusya ile Türkler arasındaki bağımız olursun. Çünkü bazen Türkiye hakkında ön yargılar olabiliyor. Rusya hakkında ön yargılar olabiliyor. İki devlet ya da Özbekistan Türkiye bir yani insanlar benim en üzüldüğüm şey kültürler arasında bazı ön yargılar olabiliyor. Bundan dolayı aslında hepimiz özümüzde insan olduğumuzu, hepimizin özünde aslında bir olduğumuzu unutabiliyoruz. O yüzden sizin gibi güzel insanlar
ne kadar özümüzde kardeş olduğumuzu birbirimize anlatıyorlar. Aslında önemli olan iyi insan olabilmek, her şeyin özünde bu yatıyor diye düşünüyorum. İyi ki geldiniz. Tekrar çok teşekkürler geldiğiniz için. Bir de izleyicilerime veda edeyim. Gördüğünüz gibi bizdensinin sonuna geldik bu bölüm ama aslında hiç bitmiyor. Onları da görüyorsunuz ne kadar bizden olduklarını. Aynı zamanda siz de bizdensiniz. Koskocaman bir aile olduk. Bu da beni çok mutlu ediyor. Haftaya yine çok tatlı konuklarımla görüşeceğiz. Ama öncesinde sizler için son kez gece uyku tutmaz sayı söyleyeceğim. Ateşin damlası tende tutuşur. Ayrı nehirler kavuşur, aynı denizde buluşur. Yağmur varmış ateşin damlası tende tutuşur. Gece uykun tutmaz sen, aşkı duyuyor. Acımasızdın.